2015 sonunda bir Hintli, Amerikalı Hintli genel cerrahi asistan, bir insan asistanı verirken oluşturdum. Bunu kadın genetleri yapar, kadın yoruluktan tekrar döndüm. Şimdi sen ben birlikte 2017'de dahil olduk ve aynı kafamız gitti. Amaç aslında burada çeşitli yönden sergilemek. Stereotip dediğimiz basma kalıp ön yargıları bulmak ve tıpta ve bütün sizin arasında bir Women in IR diye alt çalışma grupları kuruldu. Ve bu alt çalışma grupları amacına dönecek olursak eğer biz sadece üçümüzün okularımıza bulduk. Anket hazırlamamızda Google Form'a çevrilen bizim akıllarımızdan nerede kendisi kişisel cihazlarla görecek. Biz branşımız dahilinde bu tip damar tıkanıklığı olan diyabet hastalarının ayak yaralarının iyileşmesine, damarlarına bağırsak ve cilt fissürlerde oralarda kullanmayı düşünüyoruz. Buralar bugün şu an tedavi olmayan damar için kullandık ve damar için düşündük ama bakıyoruz ki talep başka yerlerde de var. Kanser için çok tutarız. Yani yapacak şey çok demek istediğim. Ama şu an Amerika'da şekilde ilerler ve daha da fazla canlanmalar gibi maddeler Amerika'da onay olarak eğer bir madde onaya aldıysa başkalarının almasını kolaylaşıyor. Bence it's a new class of analog. Bu embolizasyon, ben kelimesini çok seviyorum. Tabii bunun hani insanlarımızda oturması yıllar alacak ama embolizasyon anjiyo ile damar tıkama demek Türkçe. Anjiyo ile damar tıkama. Bunu ilk kanamalarda yaptık. Yani yıllardan beri o kanamalarda değişik yöntemlerle cerrah ameliyat yapıyor, kanaması oluyor. Biz eskiden ameliyat da düzeltilmeye çalışırdı ama daha sonra anjiyo ile bu kanamaları durdurmanın ne kadar rahat da iyi olduğunu gördük. Gayet iyi oldu. Şimdi embolizasyon son 10-15-20 yılda çok daha farklı hastalıklarda kullanılmaya başlandı. Daha öncesinden tümör embolizasyonları var. Özellikle karaciğer tümörlerinde tümörün beslenmesini kesmekle başladı. Ama daha sonra o beslenmeyi keserken aynı yerden tümöre değişik ilaçlar vererek çok daha aktif tedavilerle devam etti. Bunun dışında işte diz ağrılarında son 10 yılda çok popülerleşti. Yaşlılarda diz kireçlenmesinde, diz ağrılarında o ekleme gidiyorsunuz, damarlarını tıkıyorsunuz ve hastanın ağrıları çok ciddi azalabiliyor. Neden? Çünkü damar oraya ağrı yapan moleküller getiriyor ve siz onu kestiğinizde rahatlıyor. Benim bugün bahsedeceğim son aslında 20 yıldan beri minik minik başlayan ve son 4-5 yılda daha da popülerleşen ama Türkiye'de hala herhalde 1/1 veya 10/1 oranında kullanılıyordur. Eğer bir 20 sene sonraya baktığımızda prostat arter embolizasyonu, prostat büyümesi, bunun Latince ismi benign prostat hipertrofisidir. Prostat büyümesi niye olduğunu bilmiyoruz. Yaşlı insanlarımızı etkiliyor ve bu etkileme oranı çok yüksek. 80 yaşında insanların neredeyse yarısında prostat büyümesi var. Peki ne yapıyor bu? Prostat mesane bezinin hemen altında ve mesaneden çıkan idrar kanalı bunun içinden geçiyor. Prostat büyüdüğü zaman idrar kanalını sıkıştırıyor. Bu kadar basit bir şey aslında. Ama bu sıkıştırdığı zaman hastanın hayat kalitesini ciddi bozabilecek idrar yakınmaları oluyor. Hastalarımız mesela şöyle geliyor. Hani günde 15 kere tuvalete gitmem gerekiyor. Yolculuk yapamıyorum. Veya toplantılara giremiyorum. Bunlar tabii biraz daha fazla abartılı hikayeler ama az rastlamıyoruz doğrusu. Geceleyin 3-4 kere, 5 kere idrara kalkma ihtiyacı oluyor. Uyku düzeni bozuluyor, hayat kalitesini bozuyor. Bununla beraber zor idrar yapma, çok sık idrara gitme, geceleyin idrara kalkma gibi bir sürü şikayetleri var. Bu hastalarda ilkin herhangi bir şey yapılmaz çünkü çok hafiftir. Biraz ilerleyince tüm tıbbın şeylerinde olduğu gibi ilaç tedavisi verilir. Bu da yetmez ise çünkü prostat büyümeye devam ediyor ve hastalık ilerliyor. İlerleyici bir hastalık bu. Ve embolizasyon yaptığımız zaman hastaların çok büyük bir kısmında prostat bezi küçülüyor. Yani orada ortasından bir kanal falan açmıyoruz. Herhangi bir şey kesilmiyor. Organ beslenemiyor ve küçülmeye başlıyor. Bu hani son derece
o kötü sürecin tamamen doğal olarak geri çevrilmesi gibi. Bu küçüldüğü zaman hastanın bununla ilgili şikayetleri geriliyor veya tamamen kayboluyor. Peki bunun kendine özgü risklerini bir tarafa koyduk, cerrahi bir tarafa koyduk. Embolizasyonun riskleri son derece küçük. Hastaların %90'ında hiçbir şey yaşamıyoruz, hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. %10'unda çok küçük dertler yaşıyoruz. O yüzden riskleri, işlem sonu riskleri son derece az olan çok güzel bir tedavi. 1,5 veya 2 saatte yapıyorsunuz. En güzel tarafı ne? Hastayı bugün yapıyorsunuz. Çok küçük bir anjiyo bu. Uzun sürüyor ama aynı gün 4 saat sonra evine gönderiyorsunuz. Ve hasta aynı gün normal hayatına dönebiliyor. Şu an dünya üzerinde yaklaşık 442 milyon diyabetli hasta olduğundan bahsediliyor ki ülkemizde de 7 milyon kadar diyabeti bulunan hasta var. Ve diyabeti olan hasta ömrü boyunca en az %15 ya da 20'si bir dönem iyileşmeyen ayak yarasıyla karşılaşabiliyor. İyileşmeyen ayak yaralarında genelde tabii yara bakım tedavileri ve cilt bakım tedavileri ön planda yapılıyor ama bu hastaların birçoğunda aslında kemik enfeksiyonunun eşlik edip etmediği belli bir oranda damar tıkanıklıkları var bu hastaların. Ve bu damar tıkanıklıkları girişimsel radyolojik ve anjiyografik yöntemlerle çok rahatlıkla tedavi edilebilmekte. Özellikle yeni gelişen teknolojiler, ilaç kaplı stentler, ilaç kaplı balonlar, damar tıraşlama cihazları ve yeni gelişen anjiyografik cihazlar sayesinde deneyimli ellerde yaklaşık %90'lara varan başarıyla bu damarların ameliyatsız şekilde açılması sağlanmakta. Dolayısıyla ameliyatsız şekilde bu damarları açtığımız zaman hastalara verilen tedavilerin de o yara bölgesine ve enfeksiyon bölgesine ulaşmasını sağlıyoruz ve uzuv kaybı dediğimiz amputasyonlardan hastaları korumuş oluyoruz. Aslında amputasyon sadece bir uzuv kaybından öte yapılan çalışmalar göstermiş ki bir ayak ya da diz altından bacağı kesilen hastanın 5 yıllık sağ kalım oranları yaklaşık %40-50'ler düzeyinde. Yani aslında iki hastadan birisi 5 yıllık sürede yaşamını da kaybediyor. Çünkü başka damarlarında da problemler var. Ve olmasa bile hastalar bir şekilde yaşama sevincini yitiriyor. Dolayısıyla biz branşımız dahilinde bu tip damar tıkanıklığı olan diyabet hastalarının ayak yaralarının iyileşmesini damarlarını açarak üstün başarıyla sağlıyoruz. Teşekkür ederim. Önce yeni embolizasyon teknikleri olarak, malzeme olarak obsidiyojelin bağlık. Bu bildiğiniz gibi bizim kanama olunca hastalarda onların damarın içine ya demir koyuluyor, coil, for coil embolization veya beads. Bazen glue da koyuluyor aslında Türkiye'de ama bunlar tabii sesimiz glue da kullanıyor aslında ama bunlar tabii ki bunlar onayı yok Amerika'da. Türkiye'de biraz farklı, Avrupa'da da çok farklı. Kullandığımız bazı cihazlar tabii ki bunlar çalışmıyor. Eğer kan çok suluysa Amerika'da mesela, Türkiye'de de aynıdır. Herkes pıtı olan veya cardiac device, assist device'ları olan, stentler olan, atrial fibrillation olan hastalar bunları sulandırmak için ilaçlar alıyor. Bu ilaçları alan hastalarda da tabii ki kullandığımız embolizasyon teknikleri pek iyi çalışmıyor. Bizim çıkarttığımız macun gibi bir şey, onu injekte ettiğince damarın içine o hemen kanamayı durduruyor. Pelvik konjesyon dediğimiz durum uterus yani rahim ve yumurtalık çevresindeki toplar damarların genişlemesine bağlı. Orada kan göllenmesi ve buna bağlı olarak gelişen semptomlardan hastanın şikayetlerine bağlı ortaya çıkıyor. Kişilerde genellikle bu 30 ile 50 yaş arasındaki bayanlarda görüyoruz. Çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Hasta genellikle bize çok dolaşaraktan tanısı zor konan, akla gelmesi halinde konabilen bir durum bu. Genellikle bu hastalar pelvik bölgede dolgunluk hissiyle ayakta kaldıkları sürece bu ağrının artması, idrar çok sık idrara çıkmayla, cinsel ilişki sırasında ağrı ve sonrasında ağrıyla karşımıza gelebiliyorlar. Genellikle bu hastaların dolgunluk hissi ayakta kaldıkları müddetçe artıyor. Uzandıkları zaman bunlarda gerileme meydana geliyor. Bunların tedavisinde tabii cerrahi olabildiği gibi minimal invaziv ya da anjiyografik yöntemlerle
ilgili damarın bulunarak çeşitli yöntemlerle bu damarların tıkanması ve oradaki birikmenin önüne geçilerek hastanın hayat konforunun normal hale getirilmesi mümkün. Çağımızın hastalığı kanser ve bu kanser önümüzdeki yıllarda yapılan araştırmalarda sayı olarak artarak devam edeceği öngörülen bir hastalık. Kanserin tedavi yöntemleri çok fazla. Bunlardan bir tanesi ameliyat, bir tanesi medikal onkolog arkadaşlarımızın yaptığı tedaviler, yani tüm vücuda etki eden tedavi yöntemleri, sistemik tedavi diyoruz biz buna. Bir de özellikle son 5-10 yıl içerisinde, daha öncesinde başlayan aslında ama son 5-10 yıl içerisinde sayısı giderek artan şekilde bizim girişimsel radyologların yaptığı tedavi yöntemleri işin içine sıklıkla girmeye başladı. Bunun birinci sebebi şu aslında, teknolojideki gelişmeler. Biz tümörü daha öncesinde görebilirken, şimdiki görme şeklimizle daha önceki görme şeklimiz birbirinden çok farklı teknolojideki gelişmelerle beraber. Sadece görmek değil, artık bu teknolojik gelişmelerle beraber o tümörlere ulaşabilme olanağına sahip hale gelmeye başladık. Böylece de belirli kanser türlerinde, bunlara da başı karaciğer çekiyor, sonrasında akciğer diyebiliriz, böbrek diyebiliriz, pankreas ve diğer bazı bölgelerdeki kanserli hücrelerin tedavisini yapabilecek hale daha başarılı bir şekilde gelmeye başladık. Sadece tedavisini yapmak değil, yine teknolojideki gelişmelerle beraber yaptığımız tedavilerin sonuçlarının ne olabileceğini, hastanın sağ kalımına ne kadar etki edebileceğini de öngörebilmeye başladık son zamanlarda. TRT'de 164 kişi olarak katılan tüm anket katılanlarımıza teşekkürü borçluyum.